Günaydınlar efendim. Bugün 30 Nisan Salı, sizlere yine İçel TV stüdyolarından, İçel FM mikrofonlarından ve sosyal medya üzerindeki yayınımızdan sesimizi, görüntümüzü, haberlerimizi ulaştırabilmenin, ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nasıl başladığınız güne bilmiyoruz ama artık yaz kendini ufak ufak da olsa hissettirmeye başladı. Hissedilir bir nem artışı mevcut Mersin'de. Gerçi Perşembe'ye doğru küçük çapta da olsa bir yağış bekleniyor ama yine de geçici serinlikler bunlar. Artık yaz geldi, kapıda değil geldi. Yazı da kışı da tadıyla yaşayacağız, huzurla, sağlıkla yaşayacağız inşallah. Allah gönül kışı vermesin diyoruz sevgili izleyiciler. Ben Leyla Pakköse, yayın kumanda masasındaki arkadaşım Ezel Avan ve İçel FM stüdyolarından yayınımızın size ulaşmasını sağlayan kıymetli arkadaşlarım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Tekrar iyi günler, iyi öğle üzerleri diliyoruz. Her zaman ismini açıklıyoruz, ismini zikrediyoruz. Stüdyo sorumlumuz sevgili Mehmet Ok abimiz, Mehmet Ok babamız diyoruz. Bizim emektarlarımızdan, yaşı en büyük abilerimizden birisi, Tepe Medya Grup'ta çalışan. Mehmet Ok abimizin eşi Şenay Ok ablamızın annesi vefat etti. Bugün aldık haberi. Tepe Medya Grup çalışanları ve yönetimi olarak kendilerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz efendim. Hayat bu. Kimileri gidiyor, yerini yenilere devrediyor. Yeni devralanlar da ömür tüketmek üzere, üretmek üzere, var olmak üzere mücadelesine devam ediyor. Eskiler ne demiş? Rabbim sıralı ölüm göstersin diye. Aynen öyle. Allah'ım gençlerimizi korusun. Bizler artık olacağımızı olmuşuz diyoruz ama ölümün de hayatın da hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Evet sevgili izleyiciler, Mersin'e şöyle bir göz atacağız. Mersin gündeminde neler var? Yerel ve ulusal basınımıza şöyle bir göz atacağız. Neler manşetlere ve de sürmanşetlere taşınmış. Bu konuda bir gezinti yapacağız sizinle her zaman olduğu gibi. Sosyal medya üzerinden gelen yorumlarınıza ve de görüşlerinize de cevaplar vermeye çalışacağız. Sizlere teşekkür etmeye çalışacağız. Ayrıca bir de kıymetli konuğum olacak. Bugün daha bir soft bir konuda buluşalım istedim sizlerle. Sevgili Seden Tanış program konuğumuz olacak. Kimdir Seden Tanış? Makyöz ve güzellik uzmanı. Bu yazın cilt bakımı nasıl olur? Kirpiklerimiz, kaşlarımız nasıl olacak? Trend renkler neler? Makyaj öncesine cilt nasıl hazırlanmalı? Havalar ısınmışken leke, sivilce ve farklı rahatsızlıklardan kurtulmak için nelere dikkat etmeliyiz? Cildimizi nasıl korumalıyız? Makyaj yaparken daha sağlıklı nasıl yapabiliriz ve nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar üzerinde duracağız. Seden Hanım güzel bilgiler verecek bize. Umuyoruz ve de diliyoruz. Evet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seden Tanış Hanım'ın ismini söyledim. Evet Ezel'cim. Çok dikkatli benim ekibim. Teşekkür ediyorum onlara. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer teftiş istemediği konularında bazı açıklamalar yapmıştı. Bazı ayrıntılara değinmişti. Hatırlayacaksınız sevgili izleyiciler. Bu açıklamalar kimi kesimlerce tepkiyle karşılandı. İşte Sayın Kocamaz'ı mı koruyorsunuz? Niçin böyle bir açıklama yaptınız? Bunun sebebi ve dip nedenleri nelerdir şeklinde kamuoyu yankılarıyla ve de tepkileriyle karşılaştı Sayın Vahap Seçer. Haber merkezimiz bu haberi çalıştı ve sizler için derledi. Vahap Seçer teftiş istemediği eleştirilerine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Hemen haberimizi taşıyalım ekranlarınıza. Sonrasında devamlarda buluşalım efendim. Bir kez daha hoş geldiniz. 31 Mart yerel seçimleri sonrası Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlar başlamaz gelir ve gider durumu ile ilgili hesapları inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, devraldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut ekonomik yapısı ile ilgili bilgileri düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin mevcutta 2 milyar 80 milyon 108 bin lira borcu olduğunu aktaran Başkan Seçer, teftiş istememesine yönelik eleştirilere yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Şimdi Mersin'de şöyle bir sorun vardı. Bu sizden önce hep dile getirildi, yazıldı, çizildi. Büyükşehir Belediyesi'nde bir takım yolsuzlukların olduğu, bunların çok azami düzeyde olduğu yönünde bir takım iddialar vardı. Özellikle yapılan büyük ihalelerle ilgili. Siz bu konuda müfettiş davet edecek misiniz bu konuları araştırmak üzere?
kavramı dikkatli kullandınız, yolsuzluk iddiaları dediniz. Tabii bu yargının işidir. Biz böyle bir bulguya rastlarsak bunu gerekli mercilere ulaştırırız. Şu anda yaptığımız çalışmalarda müfettiş isteyecek herhangi bir bulgu önümüze gelmedi. Ama çalışmalarımız bütün dairelerde, özellikle ihalelerin olduğu, yatırımların olduğu, yani paranın olduğu bütün bölümlerde devam ediyor. Bütün dairelerde devam ediliyor. Böyle bir ihtiyaç hasıl olursa tabii ki ben gereğini yapmakla mükellefim. Bunu da yerine getiririm. Zaten kamuoyu da duyar bunu. Belediye hesapları ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ve ortada bir yanlış varsa ve bu yanlış kim tarafından yapıldıysa bedelinin de mutlaka ödetileceğini ifade eden Seçer, teftiş sürecine ilişkin olarak da yaptığı yazılı açıklamada "Beni eleştiriyorlar, geldi, teftiş istemedi diyorlar. Biz ne dedik? Devri sabık oluşturmayacağız dedik. Biz kimseyle rövanş içine girmeyeceğiz. Bir durun. Bakıyoruz neler olmuş neler bitmiş. İki kişi beni tahrik etti diye bağırıp çağıramam ben. Burada bu var, şurada şu var diyemem. Allah akıl vermiş, fikir vermiş, kadro vermiş. Kardeşim burada hata var. Bir bakın bakalım ben mi yanılıyorum yoksa önceki yönetimi mi yanıltmışlar? Yanıltmışlarsa hemen hukuki süreci başlatıyorum. Burası Ali Kıran baş kesen düzeni değil. Hukuk var, devlet var, yargı var. Gideriz yargıya, bürokratsa sıkıntı yapan ya da yüklenici firmaysa onun hakkında gereğini yaparız ve bedeli ödenir" ifadelerini kullandı. İnsan yaşamının önemli kılınması hepimizin dileği elbette. Yaşam hakkının başımıza gelen herhangi bir durumda sağlık kurumlarının, sağlık ekiplerinin, güvenlik güçlerinin, itfaiye ekiplerinin imdadımıza yetişmesi bizleri mutlu ediyor. Ancak Rabbimin dilsiz melekleri var ki onlar da hayvanlarımız. İşte onların yardımına koştuklarında daha da farklı çarpıyor kalbimiz. Su borusuna düşen yavru köpeği belediye ekipleri bir operasyonla kurtardı. Yine Mersin'deyiz. Sen yanaştır abi. Ananı yer bile tazıyı verdiği zaman tam anlamıyla buraya gelmedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde su gideri borusuna düşüp sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı. Gel başkan. Abi. Tarsus Devlet Hastanesi bahçesinde su gideri borusunun başından ayrılmayan köpek çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar köpeğin yanına geldiklerinde köpeğin önündeki su gider borusuna bir yavrusunun düştüğünü belirledi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekibi ve Tarsus Belediye yetkilileri 3 metre derine inen yavru köpek için seferber oldu. Ve Tarsus'tayız sevgili izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz. Tarsus'ta 200 bin adet ekstasi hap ele geçirildi. Tarsus Jandarma Komutanlığı KOM timi uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ÜD ve KMŞ isimli şahısları motosikletle birlikte hareket halindeyken Taşkuyu Mahallesi'nde durdurmak istedi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan kişiler önleri kesilerek yakalandı. Kovalamaca esnasında kişilerin yola atmış oldukları siyah renkli poşet içerisinde 1200 adet ekstazi uyuşturucu hap bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Ve şimdi de Mezitli'ye geçiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Yine yerel haberlerimizle gündem başlıklarımıza devam ediyoruz. Mezitli Soroptimist grubu kız çocukları okusun sloganıyla bir araya geldiler. Anneler günü de yaklaşırken her iki kutlamada belki bir aradaydı. Ancak bu çağrıyla bir birleşme yapıldı. Çok da anlamlı bir haber bize göre. Bakalım neler dile getirilmiş. Mersin'in Mezitli ilçesinde Soroptimist Kulübü üyeleri ihtiyaç sahibi kız çocuklarına burs sağlamak amacıyla Anneler Günü alışveriş şenliği düzenledi.
Mizitli Belediyesi Down Cafe'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen şenliğe Mizitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, Sor Optimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, kulüp üyeleri, anneler ve çocukları katıldı. Mizitli Belediyesi gönüllüleri gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu da stand açarak şenliğe destek verdi. Özenle hazırlanan standlarda kadınlar satış yaparken konuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Resüsitasyon Derneği'nce Hayata El Ver sloganıyla başlatılan proje kapsamında 4 basit adımla kalbi yeniden çalıştırmanın yolları gösterildi. Mizitli Sor Optimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, "Şenliğimiz artık bir gelenek haline geldi. Kadınların el ele vererek hassas çalışmalarıyla hazırladığımız şenliğimiz her yıl öncekinden daha güzel geçiyor. Şenliğimizden elde edilen gelirin tamamıyla kız çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz," dedi. Erdemli'de Adalet ve Tarım Orman Bakanlığı nezdinde sevgili izleyiciler girişimiyle ve de işbirliğiyle Adalet Ormanı oluşturulmuş. 1000 adet fidan bu etkinlikte doğaya kazandırılmış. Şimdi Erdemli'ye uzanıyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Adalet Ormanı projesi kapsamında Adalet Ormanı kuruldu. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1300 rakımlı Avgadı Yaylası'nda tahsis edilen 10 dönümlük araziye ilk etapta 1000 fidan dikimi gerçekleştirildi. Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, fidan dikimi programı kapsamında öğrencilere ve katılımcılara fidanların nasıl dikileceği hakkında bilgi verdi. Ardından da Çelik, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ile birlikte ilk fidanı toprakla buluşturdu. Evet, durum buydu. Son derece güzel bir etkinlik. Önce doğayı mahvettik, kuruttuk. Şimdi de bazı fidanlarımızı, belli sayıdaki fidanlarımızı doğaya kazandırınca böyle bayram eder gibi haberlerimizi iletiyoruz. Ne yapalım? Zararın neresinden dönülürse kârdır demek adettendir. Ancak bu konuda doğa örgüsünün ve doğa değerlerinin yeniden hayata kazandırılması konusundaki hiçbir haberi es geçmek istemiyoruz çünkü. Sırada spor haberlerimiz olsun. Sevgili Neslihan Akyol'un hazırladığı ve de sunduğu, arkadaşımızın emeğiyle yayına hazırlanan. Sonrasında efendim güzel bir birlikteliğimiz olacak yine. Sevgili Seden Tanış'la biraz soft, biraz hanımlara, biraz da yaza dönük bilgiler vermeye çalışacağız. Kaşlarımız, kirpiklerimiz ne renk olacak? Hangi makyaj trendleri var bu yıl? Yazın trend renkleri nelerdir? Nasıl korumalıyız cildimizi yaz aylarında? Nasıl daha bilinçli makyaj yaparsak cildimize zarar vermeyiz? Güneş kreminin etkisi nedir, ne değildir? Aklımıza gelen her şeyi konuşmaya çalışacağız. Sırada Neslihan Akyol ve spor haberlerimiz var. Bizden ayrılmayın lütfen. Mutlu günler İçer TV izleyenleri, sporun gelişmeleriyle karşınızdayız. Ne yazık ki üzücü bir haberle başlıyoruz. İstikbal Mobilya Kayseri Spor deplasmanından dönen Alanya Sporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan Joseph Sural hayatını kaybetti. İstikbal Mobilya Kayseri Spor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Joseph Dural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Sural, ara transfer döneminde Alanya Spor'a imza atmıştı. Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrovoşka Biorno takımında başlayan Sural, Sloven Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giymişti. Aytemiz Alanya Spor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuduğudur. İkisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. 6 futbolcudan kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok," dedi. Kazada yaralanan diğer futbolcular Kulker, Calma, Bayano, Sisse, Wellington, Saki tedavi altında. Biz de İçer TV olarak Alanya Spor'un acısını paylaşıyor. Tüm Alanya Spor Kulübü'ne ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Allah sevenlerine sabır versin. Mersin'e uzanalım. Uzun bir maratonun artık sonuna geldik. Süper Amatör Lig Playoff karşılaşmaları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Sonuçlarsa şu şekilde.
Mersin İdman Yurdu 0, Erdemli Belediye Spor 3, Tarsus Belediye Spor 2, Toroslar Belediye Spor 2. Ve bu sonuçların ardından Erdemli Belediye Spor ve İdman Yurdu 1925 kulüpleri ligi aynı puanla bitirdi. İki takımımız da liderlik için tarafsız bir sahada aralarında bir maç daha yapacak. Kazanan takım playoff lideri olacak ve Medcem Silifke Belediye Spor'la yine tarafsız bir sahada bölgesel amatör lig baraj maçı oynayacak. Ligler artık tamamlanmaya başlamışken biten liglerdeki temsilcilerimizin durumlarına da bakalım. Çukurova Futbol Kulübü 1. Amatör Lig'e yükseldi. Tarsus Gücü Süper Amatör Lig'e yükseldi. Süper Amatör Lig'e yükselen bir diğer takımımız da Akdeniz Gücü. Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu yeni sezon hazırlıklarına erkenden başladı. Sarı lacivertliler 1999 doğumlu Emre Can Dönmez ve 2000 doğumlu Emir Kağan Gültekin'i renklerine bağladı. Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu bu sezon umduğunu bulamadı. Kötü bir sezon geçiren Sarı Lacivertli ekip şampiyonluk yarışından erken kopması yetmezmiş gibi ilk 6 takım arasına kalamayarak playoff şansını da kaçırdı. 39 puanla son 2 haftaya 11. sırada giren Tarsus temsilcisi transfere erken başladı. Mersin İdman Yurdu'nda oynayan 1999 doğumlu Emre Can Dönmez ve 2000 doğumlu Emir Kağan Gültekin Tarsus İdman Yurdu ile anlaştı. Yeni sezonda Tarsus İdman Yurdu forması giyecek olan genç futbolcular ikişer yıllık sözleşmeye imza attılar. Transfer çalışmalarına erken başlayan Sarı Lacivertli ekip yeni sezona genç bir kadroyla girmesi bekleniyor. Mersin'de düzenlenen uluslararası bisiklet turu Tour of Mersin sona erdi. 4 gün süren turun takım birinciliğini Minsk Bisiklet Kulübü kazanırken Alman Hermann Red Team 2., Bike Aid takımı 3. oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda Tour of Mersin'de Belarus ekibi Minsk Bisiklet Kulübü şampiyon oldu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 9 ülkeden 13 takım ve yaklaşık 100 sporcunun katıldığı organizasyonun 4. günü son turunda yarışmacılar 119 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Bisikletçiler kentteki Cumhuriyet alanından başlayan son etapta kent merkezinde belirlenen parkurda birkaç tur pedal çevirerek turu Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tamamladı. Son etabın birincisi Rusya'nın Maraton Tula bisiklet takımından Maxim Piskunov oldu. 4 gün boyunca sporcuların 500 kilometre mesafe kat ettiği turun takım birinciliğini Belarus ekibi Minsk Bisiklet Kulübü kazanırken Almanya'nın Hermann Rittim takımı ikinci, Big Eight takımı da üçüncü sırayı aldı. Turnuvayı genel klasman birincisi olarak tamamlayan Big Eight kulübü sporcusu Hollandalı Peter Koning sarı mayonun da sahibi oldu. En iyi sprinter kategorisinde 45 puanla ilk sırada yer alan Hermann Rittim takımından Alman sporcu Florian Obersteiner de turkuaz mayoyu giydi. Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımından Mustafa Sayarsa 16 puanla en iyi tırmanış kategorisinde birinci olarak turuncu mayoyu almaya hak kazandı. Yarışın ardından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen törende Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve bazı ilçe belediye başkanları tarafından sporculara kupa ve madalyaları verildi. Programın ardından halk turu bisiklet yarışı düzenlendi. Sosyal medyayla devam ediyoruz. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Hamido Ture, Boluspor galibiyetini işte böyle kutladı. Sarın güneş gibi dolsun, kırmızın damarımda kan. Sensiz geçmesin bu yaşam. Senin için bütün kavgam 1925'te doğdu şanlı Göztepe'miz. Issız kuytu köşelerden andolsun ki döneceğiz. Siz bu marşı bir de Göztepe taraftarlarından dinleyin. Oh!
Euroleague'de olsun ister Süper Lig'de. 94 yıllık koca bir çınardı Mersin İdman Yurdu. Taraftarıyla, oyuncusuyla her daim, her konuda büyük bir duyarlılıkla bizlere 94 yıldır muhteşem duygular yaşattı. Lakin artık ne yazık ki yolun sonu. Süper amatörde mücadele eden Mersin İdman Yurdu, maddi imkansızlıklar, puan silme ve para cezaları nedeniyle kapanma aşamasına geldi. Ve Kırmızı Şeytanlar kulüp tarihindeki son maçına çıktı. İşte yüreklerdeki Mersin İdman Yurdu sevgisini gösterecek görüntüler. Aşkına söyle çok şey mi istiyoruz kırmızı şeytanlar aşkına idman yurdum deplasmanlarda tevfik sırrı gülsü tadında 28 sene bekledim oyna versin Allah aşkına la 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 Beşiktaş'ın gelecek 10 yılı emin ellerce gözüküyor. Karşınızda Atiba ve Vida'nın oğullarının performansları. Da şampiyon Barcelona. Bakın kutlamalarda kameralara kim yansıyor. Inter dalga geçme işini başka bir boyuta taşıdı ve Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenen Juventus'u bakın nasıl tiye aldı. Futbol hiçbir zaman futbol değildir. Hafta sonu oynanan Beşiktaş MK'ye Ankara Gücü karşılaşmasında çocuk istismarına karşı tribünde gerçekleştirilen bir dakika sessizliğin ardından futbolcular da bir dakika topa dokunmama eyleminde bulundu. Ve bu görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
gelişmeleri aktardık. Hoşça kalın. Kısa tanıtımım çok güzel olmuş bu mini fragman. Her seferinde Ezel'e teşekkür ediyorum. Gerçekten öyle. Sabahın son saatlerinde alıyoruz yayınımızı. Huzurlu bir öğleden sonraya taşımaya çalışıyoruz sevgili izleyiciler. Sıcaklar kendini hissettirdi demiştik. Evet, özellikle bizim gibi hep masa başında, ekran başında iş yapmak zorunda kalan insanlar için makyaj büyük dert yaz sıcaklarında. Pudra kullansanız bir dert, fondöten kullansanız bir dert. Gerçekten yaz aylarında bakımlı kadın olmak, bakımlı insan olmak oldukça zordur. Çünkü koşullar çok zorluyor cildi. Gözenekleri kapadığı için, Çukurova'da çok nemli bir yöre olduğu için hakikaten makyajı taşımak çok zor oluyor. Seden Tanış konuğum bugün, sevgili arkadaşımız Seden Tanış, makyöz ve güzellik uzmanı. Bak Seden hiç terlemiyor. Bütün arkadaşlarım da şu an burada değil mi Cenk? Hiç terlemiyor. Ne güzel makyajını da yapmış çıkmış gayet rahat. Sen ne yapıyorsun Seden? Yani öncelikle merhabalar. Merhaba. Cildi tabii öncelikle temiz tutmak çok önemli ama mevsime göre ürün kullanmak da çok önemli. Aynen. Yani terletmeyecek yağı az olan ürünleri kullanmak çok önemli. Makyaj öncesi bir şey kullanmaya gerek var mı? Yani makyaj bazı önemli ama nemlendiriciyi alttan sürmek çok önemli. Sonra cildin tipine uygun ürün seçmek önemli. Yani buna benzer şeyler. Peki yazın da nemlendirmek gerekiyor mu makyaj öncesinde? Tabii ki. Dört mevsim nemlendirmek gerekiyor yani. Bu nemlendirme işini güneş kremiyle yapsak olur mu? Yani artık içerisinde pigmentler olan güneş koruyucular var. Tabii bunlar iş görüyorlar. Değil mi? Yani artık fondöten yerine kullanıyor insanlar. Daha klima etkisi yaratıyor cilde nemlendiriciler. Daha az terletiyor cildi en azından. Yazın yağı az olan fondötenler vesaireler kullanmak daha doğru diye düşünüyorum. Daha az terletir diye düşünüyorum. Evet. Makyözsün Sedencim ve güzellik uzmanısın. Evet. Hanımlara hizmet veriyorsun. Zaten bu işin ustası olduğun senden de belli yani. İnsan önce kendini güzelleştirebiliyorsa mesleğin de iyidir. Rica ederim doğruyu söylüyoruz. Zor bir meslek mi bu? Zor. Yani insanlarla tabii çok fazla bilgi kirliliği olduğu için şu anda çünkü çok fazla güzellik salonu var. Bu işi bilen bilmeyen herkes salon açtığı için çok küçük bilgilerle açtıkları için inanır mısınız artık sadece ruj sürmeyi bilenler bile gelin makyajı yapıyorlar mesela kuaförlerde. Yani hepsini baz almıyorum tabii ki ama... Çok çok mesela cihaz çalıştırmayı bilen insanlar epilasyon bile yapıyorlar şu anda. Onun için donanım çok önemli, bilgi birikimi çok önemli. Böyle. Yani güzellik sektöründe özellikle sertifikalı işletmelerde, sertifikalı ya kişiler evet, tercih edilmeli. Bu işin de merdiven altı çok türedi bir dönem. Evet, çok merdiven altı var ama şöyle bir şey Leyla Hanımcığım. Sertifika da bir yerde yetmiyor. Yani kendinizi sürekli donatmanız, sürekli okumanız, araştırmanız. Mesela ben sertifikalarım bittikten sonra bile hiçbir eğitimi kaçırmıyorum. Kişisel gelişim eğitimlerini bile kaçırmıyorum. Çünkü durmayan bir sektör bu değil mi? Evet, kesinlikle. Yani sürekli kendini çok fazla yenileyen, çok fazla kendi içinde değişim yaşayan, ürün yelpazesi çeşitleniyor, hizmet ekipmanları çeşitleniyor. Eskiden böyle devasa ve korkutucu makinalarla, cihazlarla cilt bakımı falan yapılırdı. Evet, doğru. Uzay cihazı gibiydi. Şimdi o kadar minimal ve o kadar işlevsel cihazlar var ki kişinin manuel olarak kendisinin bile evde bakımını yapabileceği cihazlar var değil mi? Ben aslında biraz... Bir bakıma da kozmetiğe biraz da karşı olan bir güzellik uzmanı. Ben biraz aykırı bir güzellik uzmanıyım. Saygı çünkü, duyarım tabii ki. Birazcık daha böyle doğallığa yakın araştırmalar yapıyorum. Çok fazla böyle içerisinde kimyasal katkılar olan ürünlerin kullanılmasına karşıyım açıkçası.
cildin temizlik kısmından aynı şekilde. Evet, nasıl yani, yapılmalı cilt temizliği? Sabah kalktım mesela, kalktık evet. biz hanımlar. Yani cilt tipinize uygun jeller var. Mesela cildiniz evet. eğer yağlıysa jel kullanabilirsiniz. Kuruysa temizleme sütü kullanabilirsiniz. Şimdi yağlıysa jel, temizleyici evet, jel. Evet, çünkü biraz yağdan arındırsın. Evet, yağdan arındırması için ve normal nemine kavuşturması için. Evet. Eğer cilt kuruysa sütlü, yağlı ürünlerle temizlik yapılabilir. Evet. Ama cildi nemli tutmak özünde çok önemli. Ama mesela benim küçük böyle sizlere şey verebilirim, tüyolar evet, verebilirim. Lütfen, lütfen, lütfen. Asıl onlar önemli. Ne yapacağız yani, onun boyayıcılığı? Mesela... Bilmediklerimizi söyle bize Seden. Mesela benim hayatımın çok büyük bir parçasıdır sodyum bikarbonat. Eczanelerde satılan İngiliz karbonatı. Öyle mi? Tabii mesela haftada iki defa yüzünüze peeling olarak yaparsanız eğer cildinizdeki lekelerin açıldığını görürsünüz. Neminin... Bu karbonat sıvı olan mı? Hayır, tuz şeklinde tuz olan. Tuz şeklinde olandan evet, bahsediyorum. Evet, eczanelerde satılan sodyum bikarbonat İngiliz karbonatı olarak geçiyor ki ben bunu içiyorum da alkali yapmak için vücudumu. Evet. Ve cilde öyle bir aydınlatıyor ki Leyla Hanım. Yani onu onunla peeling yapıyorsunuz güzelce böyle masaj şeklinde. Evet. Birkaç dakika bekliyorsunuz. Sonra ılık suyla yüzünüzü duruluyorsunuz. Sonra tampon yaparak kuruluyorsunuz. Evet. Sonrasında çıktıktan sonra sadece nemlendiricinizi sürüyorsunuz ve güne hazırsınız ve ipek gibi kendinizi yüzünüzü sürekli okşarken yakalıyorsunuz kendinizi. Aynı kadar o şimdi. Ve bunu vücudunuza da yapabiliyorsunuz. Sabah haftada kaç kez yapmak lazım? İki defa yapmak lazım her şeyin bildiğimiz İngiliz karbonatı. Evet. İngiliz evet, karbonatı. Aynen öyle. Ama öyle onu nasıl güzel... kıvamlandırıyoruz ama kuru şöyle, kuru mu? Şöyle yüzünüz nemliyken. Islakken. Ya açıkçası ben aslında bunu sadece banyo... Mesela duş aldığınız zaman duşun evet. bitmesine yakın bir zamanda artık vücut ısınmış, yumuşamış, gözenekler genişlemiş, gözenekler açılmış vesaire. O şekildeyken, yüzünüz nemliyken peeling yapıyorsunuz ve bunu bütün vücudunuza yapabilirsiniz. Dirseklere, ellere, her tarafınıza, bacaklarınıza, popo kısmınıza vesaire, ayak topuğunuz dahil. Dizler, evet. Dizler ve o kadar yumuşak, o kadar o anlık, o kadar güzel bir konfor veriyor ki ve vücudunuzdaki, şimdi içtiğiniz zaman içeriden alkali, dışarıdan peeling yaptığınızda... Herkese içemiyor, az miktarda da olsa sodyum içeriyor ya, tansiyon hastaları için evet. zararlı olabilir. Onun için bol tuz var, evet. önemli, onun için evet. içme kısmını herkes... ben önermiyorum. Evet. Ama peeling sana kısmı, uygundur, evet. Evet, peeling kısmı ciltteki bütün sorunları hallediyor. Yani o batık görüntü, pürüzlü görüntü, esmer çok görüntü... Peki bunu merkezinde de yapıyor musun? Bunu merkezimde farklı çok yapamıyorum. Yani bazen yapabiliyorum çünkü gelinler için o, o yumuşamış cilt önemli. Tamam bunu buharla yapabiliriz ama ciddi bir zaman gerekiyor. Gelen insanların da her zaman o kadar uzun vakti olmayabiliyor. Onun için öneriyorum evlerinde yapmasını sağlıyorum. Mesela ben sağlıyorum. De senin gibi duş esnasında daha çok peelinglerimi yaparım. Çıkınca da bir fısfısım var. Onun içinde sodam var. Bildiğimiz maden suyu. Aa, evet, onu da evet saçlarım henüz havludayken ay neler konuşuyoruz biz özel. Ama amacımız bu değil mi yani? Evet, evet, değil mi? Amacımız bu değil mi? Doğal kesinlikle. Bir program. Evet. Evet ya da saçınızı toplayıverin. O fısfısla şöyle dekolte bölgenize, yüzünüze, koltuk hatlarınıza bile böyle fısfıslayın. Teri dengeliyor. Magnezyum oranını dengeliyor ki benim çok sorunlu bir cildim vardır. O akıllı kadınlar çok düşünüyor ve çok çabuk bozuluyor. Evet, valla çok ince maalesef. Düşünen biriyim ben. Garip bir balık başıyım yani. Ha, evet. Öyle mi? Ha öyle. Şimdi biz başka konulara geçelim. Ben de öyleyimdir de o yüzden. Bunları yapıyoruz. Senin dediğini bilmiyordum ama onu da yapıyoruz. Sonra Leyla yapıyormuş sevgili izleyiciler. Sonra holden, aynanın önünden ama geçerken inanın. Şöyle bir bakıyormuş. Ay bu kadın da kim? Tanımadığım biri var. Ne kadar güzelmiş falan diye. Leyla Hanım burnunuzun ucunun bile ışıldadığını göreceksiniz. Yalnız buradaki önemli nokta şu. Öyle muhteşem bir konfor sağlıyor ki o konfordan dolayı her duşa girdiğinizde yapmak istiyorsunuz. Hayır. Aa, haftada evet. iki gün. Çünkü haftada o konfora alışıyorsunuz. Onun sertlik derecesi yaparken ki sertlik derecesi pipet yardımıyla mı yoksa elimizle yok, yumuşak hareketlerle. Zaten tuz şeklinde olduğu cildi için cildi çizmemek şekilde, de önemli değil tabii, mi? Tabii tabii. Ama yüzünüz zaten yumuşamış, gözenekler açılmış, tertemiz, derinlemesine temizlenmiş bir cilt. Yüzünüze şu şekilde koyuyorsunuz ve masaj yaparak yumuşak hareketlerle. Aa, evet. O elinizde kalan kırıntılarla hatta elinizde de devam edebilirsiniz. Bana hep soruyorlar eline ne yapıyorsun, elin neden bu kadar yumuşak, nasıl bu kadar bembeyaz falan sıcak diyorlar. Sıcak sudan soğuk suya sokmuyorum desen de.
Biraz da tamam elim normalde de fena ha, değildir ama var, evet. Karbonat da tabii etkili. Değil mi? Karbonat muhteşem. Bir arkadaşım şey söylemişti bana. Demişti ki bazı peeling maddelerini direkt yüze sürmek doğru değil. Çünkü peeling Türk kadınlarınca ve dünyadaki birçok kadın tarafından yanlış uygulanan bir ürün. Doğru. Neden demiştim? Mesela avucuna dök önce peeling maddeni. Sonra bir miktar vücut losyonu sık içine. Yani onu çözelti evet. haline getir, incelt, çözel. Evet. Karıştır, ondan sonra peelingini sür demişti. Mesela duş ortamı, su ortamı olmayan yerlerde ya da çok pratik olmasını istediğiniz, evet hemen peeling dışarıda bile yapabiliyorsun. Sonra evet. mendillerle cildinizi temizleyip, kurulayıp nemlendiriciniz, artı makyajınıza geçebiliyorsunuz. Şimdi burası cildin temizlik kısmı. Evet. Tabii gece ve gündüz kremleri de çok önemli. Ancak yazın vazgeçilmezi var. O da güneş kremi. Koruyucu, evet. Güneşten koruyucu. Diğer illerimizde belki 30 faktör, 40 faktör yetebilir. Ama bence Mersin'de 30 yaş ve üzeri için 50 ve artısı kullanılmalı. Katılıyor musunuz bana? Bir yerde katılıyorum. Evet. Şimdi bunlar biraz da doğru bilinen yanlışlar. Evet. Şöyle ki, çünkü aslında bizim bu saat 11 ile öğleden sonra 2 arasındaki güneş ışığının vücudumuzun ihtiyacı var. Evet. Aslında uzmanların bu ışıklardan, bu ışınlardan korunun dedikleri saatin içerisinden en azından bir 15 dakikasında sabit olarak kalmamız ama gerekiyor. Ama işte yüzden değil de elden koldan alabilirsiniz de yüzde direkt diyelim. Yani var. Tabii 50 faktör ve üstü özellikle sorunlu bir cilt ise evet. 50 ve üstü evet. 50 ve üstü. Kesinlikle doğru ama tamamen bir korumada doğru değil. Sadece yüzeyini koruyor ya bazı hanımlar, o da yanlış. Omuz Heh. Üstleri, dekolte aynen. ve bilek dirsek altı ele kadar. Evet, evet, değil evet. O, hadi o gel işte... de Çukurova'da bu kremleri kullan. 40 derecede mümkün gerçekten mü? Gerçekten mümkün İnsan değil. İnsan fenalık geçirir, rafakanlar basar yani. Olacak şey değil Sedenciğim. Söylediklerime ben bile doğru. inanamadım şimdi. Yani ama bunları söylemekte varız ama uygulamakta maalesef çok da şimdi yokuz. Bunları kullansak da kullanmasak da terli bir yaz geçiriyoruz zaten. Evet, geçiriyoruz. Hiç değilse koruyarak mümkün evet. mertebe. Evin içinde mümkünse, bile evet. aslında da bir bilgisayar karşısında çalışırken bile güneşten koruyucu kullanmak lazım. Doğru. Çünkü hepsinden şua alıyoruz. Şu ekranlardan, buradan, karşıdan, cep telefonlarımızdan mümkün mertebe korumak lazım. Peki cildimizi Doğru. temizledik. Şimdi makyaj aşamasına geçiyoruz. Tamam. Yağlı bir ciltse akmaması için nasıl makyaj yapacağız? Kuru bir ciltse nasıl sabitleyeceğiz makyajımızı pütür pütür görünmesin diye? Ve sonrasında trend renklerimize, trend makyajlarımıza geçelim. Tamam. Önce bir fondötenimizi falan nasıl süreceğiz onu söyleyeyim. Sonra renklerimize geçelim. Tamam. Ay hiç konuşamam diyordu. Çok heyecanlıyım Leyla Hanım diyordu. Aklımdaki her şey gitti. Hiçbir şey bilmiyorum diyordu. Ben de sevgili arkadaşım Cenk'in de çok yakın dostu Seden. Cenk'e göz kırpıyorum. Diyorum ki Cenk biliyorsun benim huyumu. Konuşamayan konuklarım olunca hiçbir şey bilmiyordun. Madem niye geldin diyorum ve direkt alıp yayından dışarı gönderiyorum kendisini dediğimde. Ay ciddi misiniz dedi. Gözleri fal taşı gibi açıldı Seden'in ama hep heyecanlıyım diyenler beni susturur. Çok şükür ki öyle oldu yani. Şimdi gelelim fondöten aşamamıza. Temizledik. Şöyle dediğim gibi ürün seçmede cilt tipi çok önemli. Çok yağ içerikli, çok böyle sulu makyaj bazları yağlı ciltlerin kullanmaması lazım makyaj hazırlığında. Birazcık daha yağ oranı az olan fondötenler kullanılırsa daha az sorun yaşarlar diye düşünüyorum. Su bazlı olanlar yani su bazlı, yağ değil de evet yani olabilir. O birazcık daha hani porselen evet. makyaj, işte gelin makyajları vesaireler. Evet. Çünkü günlük kullanımda porselen makyaj yapmak biraz çok zor yani ve gereksiz neredeyse. Yani. Evet gereksiz. Bir de cildi gereksiz bir şekilde yoruyor. Yoruyor, kapatıyor, bütün gözenekler tıkanıyor evet. falan. Yüzünde bir maskeyle geziyor insan öyle durumda. Evet. Evet i̇şte ben buna karşıyım. Evet. Ben de tam oraya gelecektim. Çünkü tabii herkesin ben... senin gibi güzel cildi olmayınca o cilt bende de olsa ben de karşıyım. Karbonat. Evet. Şimdi birazcık daha ben doğallığı seviyorum. Şu an yüzümde gördüğünüz makyaj mesela benim için çok çok fazla bir makyaj. O da ekran önüne çıkacağım için bu makyajı yaptım. Ben normalde bu makyajı yapmıyorum. Daha doğala yakın. Mesela ben birine makyaj yaptığım zaman aynaya da baktırmıyorum. Ve bir saat boyuyorum, bir şeyler yapıyorum. Elimin altındaki kişi diyor ki ya Seden Hanım merak çok yaptınız hani koyu olmasın falan. Sonra aynaya bakıyor diyor ki bir saattir sen ne boyuyorsun? Çünkü doğal yani yüz hatlarını ortaya çıkaracak.
o bağıran, o sedefli, simli farlar, simli rujlar vesaire, bunlar yerine nut renklere bıraktı. Daha doğal renklere bıraktı. Bir rimel, hafif bir aydınlık, işte hafif bir bronzer, mat bir ruj bütün işi görecektir. Evet, bazen ruj kalemler bile çok işe yarıyor. Yani blücünüzün cebine koyuyorsunuz. Kalıcı rujunuz da. Kaybolmuşsa, yemiş içmişseniz benim gibi, ben rujdan besleniyorum. Hemen çıkarırsınız, cep telefonunuzun kapağında şöyle sürersiniz ve devam edersiniz yani. Hiç rujda. Bir beyaz giyme özürlüyüm, iki ruj sürme özürlüyüm ben. Yiyorum yani. Yiyorum. Belli olmuyor mu? Kilo aldım son zamanlarda. Yok, hayır gayet. Şimdi durum bu. Nut makyajlar mı, renkler mi? Evet, şu anda favorisi bu. Yani nedir trendler? Bakır tonlar, evet. Turuncular biraz. Toprak tonları. Görüyorum yani artık. Evet, toprak tonları, pastel tonlar ön planda. Evet. Son birkaç yıldır ön planda. O işte dediğim gibi o parlak ışıltılı gözler ve dudaklar yerini ışıltılı cilt makyajına bıraktı. Bunu da highlighter'la çözüyoruz. Cildi aydınlattığımız zaman, highlighter'la hafif böyle bir ışıltı verdiğimiz zaman iş çözülüyor. Evet. Peki yani, highlighter'ı en doğru, pardon bitmiş miydi söyleyeceğiniz? Bitti. Evet. Highlighter'ı en doğru nasıl kullanabiliriz? Bazen görüyorum çok komik görüntüler oluyor. Bazen ben de batırıyorum kendi yüzümü, siliyorum tekrardan yapıyorum. Ama yapa boza öğreniyoruz zaten. Yani şuralar, güneş ışığının direkt değdiği yüzümüzdeki çıkıntılı bölgelerimizi mi aydınlatacağız? Aslında ne yapılıyor? Highlighter ne işe yarar? Şöyle, tabii cilde yarattığı ışıltı karşıdan bakıldığında o aydınlık görüntüyü sağlıyor elbette, ama siz ön plana çıkarmak istediğiniz noktalarınıza vurgu yaparsanız, onlar mesela benim şu anda burnumun üzerinde var. Evet. Çok hafif de elmacık kemiği üzerinde var. Bunu çok hafif bir şekilde sürdüğünüz zaman ne bağırır ne de kötü bir görüntü olur. Tabii bunun bir de gece versiyonu var. Bir de renk önemli, evet. Değil mi? Kişilerin evet. Cilt tonuna göre. O birazcık da işte tercih. Mesela ben sarıya yakın, hani bronza yakın renkleri tercih ediyorum doğallığından dolayı. Ben de beyazla şeyi karıştırıyorum. Cappuccino rengi var. Onu çok, karıştırıyorum. Cappuccino size çok uygun çok mesela. Evet. Hani beyazı mesela hiç katmadan. Nasıl görünüyor? Bence muhteşem. Ben çok beğendim makyajınızı. Çok ekran önünde olmanıza rağmen çok doğal da buldum. Çok sağ olun. Yani. Ay, evet, çok bir şeyimiz kalmadı zaten ön plana çıkaracak. Yani kırkı çoktan devirdik ama olanları kaybetmenin derdindeyiz. Öyle güzellik kaygıları yok. Sadece saygıdan biraz derleyip topluyoruz, o kadar. Onun dışında çok gayet olması gerektiği gibi. Çok ama teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi gelin makyajlarında ne var? Eskiden bahar tarlası gibi boyarlardı gelinlerimizi. Evet. Değil mi? Böyle pembe pembe alluklar, şunlar. Ama, mavi farlar. Çok soft makyajlar yapılıyor şimdi. İşte biraz kirpik, kaşlar belirginleştiriliyor. Hatta düğünden çok öncesinde bu hazırlıklar başlıyor. Belki de onu da konuşalım. Kıl tekniğiyle kaşlara bir serpme falan yapılıyor. Evet. Gelin makyajlarında trend ne şimdi? Işıltı var ama yine, değil mi? Işıltı var ama dediğim gibi o ışıltı işte gelin makyajlarında yine highlighter'la ortaya çıkıyor. Tabii bu biraz da gelinlerin tercihiyle bazı... Benim zevkim demode hala. Ben ışıltıyı her tarafımda, yüzümün her noktasında çok seviyorum diyen gelinler var. Hoş, ben onları bir şekilde daha doğallığa ikna etmeye çalışıyorum açıkçası. Evet. Ama evet, doğal makyaj yapmaya çalışıyorum ve trendler şu anda bu yönde. Tüm takma kirpik, kalın bir eyeliner ve yoğun bir highlighter gelin makyajını tamamlayan unsurlar aslında. Ne kadar yani, kolaylaşmış. Evet yani. Fakat uzmanca yapılmalı bu kolaylık. Hani basiti becerememek daha kötü duruma sebep olur. Ya, hani evet. Zoru herkes beceriyor çünkü zor. Evet. Çok şey, çok göreceliydi. Ay şuraya pembe mi sürsem, mor mu sürsem, yeşil mi sürsem, mavi mi sürsem, onu herkes becerebiliyordu. Ama bu gizli şıklığı yapabilmek hünerli bir el ister yani. Evet. Değil mi? Yani burada teslim olduğunuz kişiye güveniniz çok önemli. Daha önceden denediğiniz birisi olmalı, tarzını tavrını bildiğiniz birisi olmalı ve zevklerinizin uyuştuğu biri olmalı. Bir de taşlar çok var dekoltede gelinlerde. Özellikle yabancı dergilerde ve kaynaklarda çok rastlıyorum buna. Bazı yabancı kanalları da takip ettiğimde çok güzel gelin programları yapan, evet, dekolteyi hazırlık programları yapanlar var. Mesela şöyle serpme tek sıra yapıştırma taşlar ilginç bir, Allah Allah diyorum, dikmişler mi ne yapmışlar yani, ne kadar hoş bir görüntü bu. Ya da sırtı açıksa mesela düz bir V'lik var gelinliğin arkasında ama ona eşlik eden birçok taş yapıştırılmış, karmaşık ama çok ilginç bir detay ortaya çıkmış. Değil mi? Onlar da var bu senenin şeyleri de. O ışıltıları ben de seviyorum. Sizin vücut
nokta gördünüz, o taşların çok çok daha küçük nokta, evet, halini ben yüze motif olarak yapmıştım bir geline. Çok seviyorum onu ben. Evet. Kaşının üstünden alnının ortasına doğru yuvarlak, evet, gelecek şekilde. Şuradan hoş bir, da çok seviyorum, evet, şöyle. Evet. Yani mat bir yüzde ışıldayan taşlar, motifler hoş durabilir. Tabii dediğim gibi işte bu biraz tercih meselesi. Ama mesela başımdan şöyle bir şey geçmişti. Bir geline makyaj yapıyordum ve benim yanıma geldiğinde şey dedi. Seden Hanım, varla yok arası bir makyaj istiyorum. Hiçbir şey neredeyse sürmeyin. Sadece rimel sürseniz olur vesaire. Makyajı yapmaya başladım. Aynaya baktıkça gelin moduna girdi, girdi, girdi. En son çıkarken şurama da birazcık sim döker misiniz derken yakaladım onu. Çok da tatlıydı. Kulakları çınlasın Ebru'cuğumu. Selamlarımızı gönderelim. Evet. Ve ışıl ışıl çıkmıştı salondan. İşte o anki ruh hali de değişebiliyor. Yani aynen, çok doğallığı benimserken, severken gelin olduğunuz gün bir hediye paketi olmak isteyebiliyorsunuz yani. Evet, o moda da sokuluyor bazen, evet, gelinlerimiz, doğru, ve de genç kızlarımız ama her şeyin sade olanı en asil olanı bence. Kesinlikle. Gizli detayları çok seviyorum ama farklı beğeniler de var, saygı duyuyorum tabii, evet, ki. Peki kaş konusunda da bazı çalışmalarınız var. İpek kirpik, evet, çalışıyor musunuz bilmiyorum, onu konuşmadık İpek ama. İpek kirpik de çalışıyorum. O zaman önce kaş konusunu bir ele alalım. Tamam. Ya da ikisini bir de alabiliriz. Kaş çalışırken kirpiklerin boyu da önemli midir? Ona göre modeller istenilebilir. Yani ben şimdi gelip size Beckham'ın kaşından yapın bana diyemem. Ya da Angelina Jolie kaşı istiyorum ya da yana istiyorum. Eskiden öyleydi, estetik cerrahi çok şey olduğunda, böyle modüler ve de güncel olduğunda, evet, herkes bir artistin fotoğrafını alır, estetisyenlere şey estetik cerrahlara giderdi. Şu burundan istiyorum işte, evet, şu resimle geliyorlar. Evet, şu doğru, omuzdan, şu göğüsten istiyorum diye böyle söylemler oluyor ama geçildi şimdi oralar. İşte yıllar hiçbir şey kaybetmedi, inanın Leyla Hanım. Resimle geliyorlar. Ben resimle gelen danışanlarıma kesinlikle resmi kapatmalarını istiyorum. Çünkü altın oran diye bir gerçek var. Herkesin yüzünün ölçüsü, oranı başkadır. Ve o ölçüler bize hangi taslağı çıkarırsa o taslağı aynada danışanımıza gösterip, evet, onaylatıp ondan sonra işleme başlıyoruz. Ama öncesi sonrasında da muhakkak bir değişim olmalı. Mesela kaşta botoks etkisi diye benim sloganlarımdan birisidir. Öyle mi? Evet, yani kıl tekniği yaparak olabilecek en doğal şekilde siz kaşı değil, kaldırıyorum. Yani hangisi çok benim... mu kalkıyorum böyle? Hayır, sadece ucu kalkıyor. Ucu ama kalkıyor. Size karşıdan bakan sadece şey diyor, siz yüzünüze bir şey yaptırmışsınız ama ne olduğunu anlamadık. Yani o kadar doğal görünen bir işlem. Ve geldiğinizde 30 yaşındaysanız çıkarken 25 çıkıyorsunuz salondan. Küçücük bir dokunuş, bir 5 yaş attırıyor yani. Bu kapıdan giriyorsun, arka kapısı oluyormuş merkezin. Evet. Oradan çıkarken kimliğini değiştirip sana takdim ediyorlarmış. Öyle gibi biraz. Ay çok özür dilerim. Doğal bir işlem, rica ederim. Alerjiden dolayı böyle çok zor yapıyorum, rica klimaların ederim, altında da. Kaş konusunda bunlar durum. Evet. Peki kirpik, ipek kirpik, ana kirpikleri döküyor mu gerçekten? Takan kişinin uzmanlığına bağlı tamamen. Çünkü ipek kirpik dediğiniz şey kirpik kökünden bir milim geriden bırakılması gerekiyor. Sonuçta bitkisel yapıştırıcı diye bir şey yok. Ne kadar da olsa o bir kimyasal sonuçta, yapıştırıcı yani. Ve ipek kirpiği yapıştırıcıya batırıp sizin kendi, evet, kirpik telinize yapıştırıyoruz. Dolayısıyla da kirpik köküne değmemesi gerekiyor. Hmm. Ama bazı meslektaşlarımız ne yazık ki zaman kazanmak ve hızlı yapmak için tık 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 hızlı bir şekilde dipten takı veriyorlar. Aynı ve dibe takılınca tabii ki diğerinin sağlığını bozuyor. Yani bu, tabii kendi kirpiğinize zarar veriyor. Bir kere o dipten takılan kirpiğe veda etmeniz gerekiyor. O kirpik kesinlikle kendi kirpiğiniz dökülecek demektir. Çünkü kirpik kökü nefes almıyor. Ben üzerine takıldığını bilmiyordum. Şimdi sizden öğrendim. Evet. Bütün bir videolarda falan da. Evet, çok üç ilginç. Üç kirpik teli mesela. Aa, çok ilginç. Evet, ciddi, çok dibe doğru, dokunmadan, evet, dibe dip sağlığını bozmadan, böylece geçici bir operasyon o. Tabii geçici, yapıştırıcı. Peki yani süresi sadece ne kadar bunun? Bu biraz da kullanan kişinin kullanımına bağlı. Yağ bazlı ürünler falan kullanmaması gerekiyor. Her sabah uyandığı zaman uçtan uçtan taraması gerekiyor. 3 hafta ile 1 ay arasında değişiyor kullanım süresi ama kullanmayı eğer sevdiyseniz 20 günde bir, ayda bir kontrolünüzü yaparsınız ve sürekli kullanıma hazır olursunuz.
Duş almakta, yüz yıkamakta herhangi bir sakınca hiçbir yok. Hiçbir sakınca yok Deniz. Birçok gelin mesela balayı öncesinde özellikle yaptırıyor ki balayında bu makyajla vesaireyle uğraşmasın diye. Çok ama mantıklı. Dediğim gibi ben mesela 1 milim geriden bırakılması gerekirken ben 3 milim geriden bırakıyorum. Ki gelen şikayet ki hiç olmadı şimdiye kadar ama gelen şikayet çabuk döküldü olsun. Ama gözüm şişti, gözüm sulandı, acile anladım. Gittim vesaire gibi şikayetler olmasın. Ama maalesef çok duyuyorum bu tarz evet, sıkıntılar. Maalesef, maalesef ücreti bu ucuz konuda... diye merdiven altında maalesef yaptırıyorlar. Evet. Bu kazançta da süreklilik sağlar, müşteri kazanımında da süreklilik evet. sağlar. Her işi usulüne uygun ve ehilce çalışmak lazım. Doğru. Satışta dürüstlük en önemli unsurdur bana göre. Yıllardır bu konuda da çalıştığım, birlikte yol aldığım kuruluşlar oldu. Evet. Tıpkı haber gibi diyorum satış. Okumayacaksınız, anlatacaksınız. Satış da öyledir. Kirpik de satabilirsiniz, hizmet de satabilirsiniz, evet. çay kahve de satabilirsiniz. Ancak yapabildiğinizin en iyisini ve en doğrusunu yapmaktır. Ama size bir teklifle gelindiğinde de hayır ben o işlemi yapmam demek de en büyük erdemdir. Çok. Para için katliam yapılıyor bazı konu. Bütün kadınlar birbirinin aynısı. Böyle botoksu gibi geziyor. Aynılar. Hepsi birbirinin aynısı aynılar. Oldu. Karakteristik yüz çizgilerimiz ve özelliklerimiz kayboluyor. Yani güzelleşmek, değişmek değil. Sevdiğimiz unsurlarımızı ön plana çıkarmak ve onları beslemek. Böyle küçük, ufak tefek dokunuşlarla çok natürel bir güzelliğe sahip olunabilir. Mesela doğal bir şekilde takılan bir kirpik, seyrelmiş ama aşağı düşmüş kaşınız hafif böyle ucu yukarı kalkacak, biraz gürleşecek. Değil mi? 2-3 seans bir dermapenle cilt ışıldayacak, bir de karbonatla peeling yapacaksınız. Bence hazır. Valla hepsini istiyorum. Benim zamanım yok. Ne yapayım? Başınla beraber. Hepsi başınla ağır olsun zaman. Canım benim. Ondan sonra yani... Şey demesin evdekiler, şimdiye kadar kim varmış bizim evimizin çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür Ay, ederim. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yok. Yani beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Geldiğin için teşekkür ederim. Çok da tatlısınız sağ gerçekten. Sağ ol, sen de öylesin pozitif canım pozitif elektrik benim. Çok hoştu çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Şimdi yayında böyle gülüyorum. Ondan sonra gidiyorum terasta 2 dakika ağlıyorum. Geri geliyorum. Hayır inanmıyorum. İnanmıyorsun değil mi? Allah Aynen. gülmekten geri koymasın. Aynen, her şeye rağmen inşallah. Gülmek en güzel eylemdir bana göre. Evet. Düşmanlıklarınıza, dostluklarınıza zaten gülersiniz. Düşmanlarınıza gülmeniz lazım. Yenilginizi bekleyenlere gülmeniz lazım. Evet lütfen Ezel'cim. Daha az dürüst olmanızı, daha az başarılı olmanızı isteyenlere karşı gülmeniz lazım. İnsan yanınızı çoğaltmak istediğiniz zaman... bu konuda sizinle yarışamayan herkese gülmek lazım. Kendi kişisel ve de karakteristik özelliklerinizi, ruh özelliklerinizi bozmadan ve başka insanlara da bunlar sebebiyle zarar vermeden yaşamak lazım. Her şeye rağmen gülmek en güzel eylem. Allah gülmekten Amin. Geri koymasın Amin. Diyorum. Sen çok de çok güler yüzlü ve çok cici bir kızımızsın. Başarılar ederim. Diliyorum. Çok sağ olun. İşindeki bu dürüstlüğünün, bu yapabilirliğinin de devam etmesini diliyorum. Seden yarın geleyim baştan yarat beni. Hemen istediğiniz zaman. Ay işin şakası. Her çok teşekkür beklerim. Ederim. Ayaklarına sağlık çok canım. Çok mersi, çok sağ olun. Evet sevgili hanımlar, hep seçimdi, politikaydı, gündemdi derken birazcık sizlere hitap edelim istedik. Saatler çünkü böyle komşularla buluşma saati, çocuklar okula gönderildi. Bir kahve bir çay içme saatiydi. Öğlene taşıdık efendim. Yine de yemek hazırlığındaysanız lütfen gözünüz ve kulağınız bizde olsun. Kısa bir reklam aramız olsun, sonrasında yeniden buluşalım. Basın haberlerimize gelsin sıra. En önemli sanayisi savunma sanayisi olmalı sevgili izleyiciler. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla açılan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı ekranlarımıza getiriyoruz şimdi. Askeri seçenekler giderek daha çok konuşulmaya ve devreye alınmaya başladı. Bölgesel krizler süratle küresel boyut kazanırken terör örgütleri de bu tehlikeli gidişin en önemli ve tehlikeli araçları haline getirilmiştir. İletişim imkanlarını ve teknolojiyi giderek daha etkin kullanan terör örgütlerinin yol açtığı güvenlik sorunları sürekli büyüyor.
Üstelik Türkiye gibi neredeyse kesintisiz bir şekilde terörle mücadele eden ülkelere savunma sanayi alanında gizli veya açık ambargolar uygulanıyor. Mesela Suriye'de sınırlarımızın dibinde yuvalanan bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların bilabedel yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Aynı şekilde dünyanın diğer pek çok yerindeki terör örgütlerinin sahip oldukları silahların izleri de hep belirli yerlere çıkıyor. Örneğin Libya'daki gelişmeler de bunu çok açık ve net olarak ortaya koyuyor. Kendileri binlerce kilometre öteden tehdit algıları üretip orantısız bir güçle üzerine gidenler bizim meşru hassasiyetlerimizi ısrarla görmezden gelmeye çalışıyor. Türkiye siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir. Hükümete ilk geldiğimizde madem bizim ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve savunma sanayi alanında tarihi bir reform başlattık. Göreve başladığımızda ülkemiz savunma sanayinin dışa bağımlılık oranı %80 düzeyindeydi. Bugün bu oranı %30'lar seviyesine kadar indirdik. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde her yıl artan bir rakamda savunma sanayi ürünü ihracatı gerçekleştiriyoruz. Değerli dostlar, biz tarihi boyunca içinde yer aldığı tüm ittifakların hukukuna sadık kalmış, üzerine düşenleri yapmış bir ülkeyiz. Mesela sınırlarımızda yaşadığımız tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda ilk başvurduğumuz yer müttefiklerimiz olmuştur. Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur. Kendimizi savunma hakkımızın hiçe sayılması, hatta bizi doğrudan can evimizden vurmaya yönelik adımlara destek verilmesi karşısında herhalde sessiz kalmayacaktık. Nitekim öyle de yaptık. Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. Daha da önemlisi, kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Bugünlerde F-35'ler konusunda da benzer bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık. İnşallah hava kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarımızdan oluşacaktır. Bu çerçevede geleceğin teknolojisi olarak bakılan insansız muharebe uçaklarıyla ilgili de çok yoğun çalışmalarımız var. Helikopterler konusunda karşılaştığımız sıkıntıları, atakları üreterek zaten geride bırakmıştık. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için 40 takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri de silahlı ve silahsız, insansız hava araçlarıdır. Terörle mücadelede bu araçlara ihtiyaç duyduğumuzda
Yine ilk iş gidip müttefiklerimizden yardım istedik. Onlardan herhangi bir destek alamayınca dolaylı bir yola başvurup bölgemizdeki bir ülkeden bu araçları edindik. Bu şekilde aldığımız insansız hava araçlarının çalıştırılması ve bakımı konusunda bize yaşatılan sıkıntıların hiç de iyi niyetli olmadığını görünce hemen kolları sıvadık. Bir yandan özel sektörümüzü, diğer yandan kamunun kontrolündeki savunma sanayi kuruluşlarımızı bu işte görevlendirdik. Sonuçta bugün Türkiye silahlı ve silahsız, insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir. Diğer alanlarda da aynı hassasiyette çalışıyoruz. Özellikle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayi ürünlerinin tasarım ve üretimi konusuna çok büyük önem veriyoruz. Zira zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız. İnşallah birkaç yıla kadar tüm bu hususlarda bambaşka bir yere gelmiş olacağız. Değerli dostlar, tabii bu noktaya öyle kolay ulaşılmadı. Gerçekten çok çalıştık. Çok fedakarlık yaptık. Önümüze çıkartılan engeller karşısında asla pes etmedik. Hep yeni ve daha ileri çözüm yolları aradık. Yeri geldi sabotajlara, yeri geldi ihanetlere maruz kaldık. Ama asla ayılmadık. Hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmedik. Bugün doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan Savunma Sanayi Başkanlığımızın portföyünde proje bedeli 75 milyar doları bulan 690'dan fazla başlıkta çalışma var. Hisseleri doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait savunma sanayi şirketlerimizin her biri kendi alanlarında dünya markası haline geldi. Özel sektör kuruluşlarımız çok sınırlı imkanlarla gerçekten çok büyük başarılara imza atıyorlar. Savunma sanayi alanında çok deneyimli ve uzmanlaşmış bir insan kaynağımız oluştu. Artık dışarıdan uzman getirmek yerine biz dışarıya uzman gönderir hale geldik. Dünyanın her yerinde teknolojinin lokomotifi savunma sanayidir. Ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmaların ticari alana uyarlanması konusunda giderek daha başarılı örneklerle karşılaşıyoruz. Teknoloji çok farklı boyutlara sahip olması sebebiyle işbirliğini, ortak çalışmayı, birlikte iş yapma kültürünün gelişmesini zorunlu kılıyor. Bu tür platformların bir yandan ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına katkıda bulunurken diğer yandan yeni işbirliği zeminlerinin de oluşmasına vesile olduğuna inanıyorum. Özellikle KOBİ boyutundaki firmalarımız için buradaki iklim gerçekten çok önemli. Şimdiden burada yapılacak anlaşmaların ve tesis edilecek işbirliklerinin hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarımızın başarılı geçmesini temenni ediyor. Tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve inanıyorum ki bu yıl oran büyüdü. Bundan sonraki İDEF çok daha güçlü, çok daha farklı olacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Değerli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve resmi açılış kurdelesini kesmek üzere sahnede kalmasını arz ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı, konuk ülke bakanlarını, Sayın Genelkurmay Başkanımızı, kuvvet komutanlarımızı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımızı, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Vekilimizi kurdele kesimi ve ardından aile fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz. Hosteslerimiz şöyle buraya da makas getirsinler. Eksik var galiba. Makas almayan var mı? Ağırlık. Bu tarafta oldu. Adnan Paşa'm, şöyle şu tarafa benim sağıma da alalım da dengeyi sağlayalım. Botu batırırız sonra. Şimdi tamam. Neyse. Hazır mıyız? Hedef. Evet. İDEF 2019 fuarının açılış kordelasını hep birlikte kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Değerli misafirlerimiz, böylece kurdele kesimimiz gerçekleşti. Aile fotoğrafının ardından bir fotoğraf çekimi olacak şimdi. İDEF 2019 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı resmen başlayacaktır değerli misafirler. Bu arada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a elbette ki katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla açıldı sevgili izleyiciler. Bu konuşmayı da ekranlarınıza taşıdık. Dün de anımsayacaksınız. Bir haberde yine Türkiye'nin dünya savunma sanayinde 15. sırasını koruduğunu, savunma sanayiye önem veren ülkeler listesinde daha yukarıya çıkamadığını, ancak hiç değilse yerini koruduğunu açıklamıştık. Bu da tabii ki ülkeler için
çok önemli ve de ivedilikle ele alınması gereken bir konu. Özellikle Türkiye gibi coğrafi konuma ve fiziki konuma sahip olan ülkeler gibi Türkiye'nin de bu konuya çok ivedilikle ve de önemli eğilmesi gerekiyor bizce. Bir dönem atılımdaydık savunma sanayi bakımından. Aynı durumu, aynı rakamsal sırayı korumak yerine daha da ilerlerde görmek, daha da yukarılarda görmek ülkemizi hepimizi mutlu edecektir bu ülkenin çocukları olarak. Aydınlık Gazetesi ile ulusal basın turumuza şöyle bir giriş yapalım arzu ederseniz. Türkiye İttifakı'na ilk adım denilmiş Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde. Masa kuralım başlığı yer alıyor. Ekonomik krizin büyüklüğü ve güvenlik sorunları Türkiye İttifakı'nı zorunlu kılıyor. Fakat ittifakın altı henüz doldurulmuş değil. Somut adım için ilk beklenti bir masa kurulması ve ittifaka katılacak partilerin o masa etrafında buluşması deniliyor. Vatan Partisi'nin milli hükümet önerisinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İttifakı açıklaması toplumda umut yaratmış sevgili izleyiciler. Aydınlık Gazetesi'nin haber detayında bu konuya eğiniliyor. Tepkiler olumlu başlığı altında sunulmuş bu ayrıntılar. Ve AK Parti içinde ittifakın nasıl kurulacağı tartışılmaya başlanmış artık. Amerika ise MHP ve Vatan Partisi'ni dışlayarak milli bir ittifakın önünü kesmeye çalışıyor denilmiş. CHP içindeki Amerikancı kanadın çubuk saldırısını öne çıkararak MHP'yi hedef alması da dikkat çekiyor denilmiş Aydınlık Gazetesi'nin haberi ele alış şeklinde. Ve bu konuda bir yol haritası çıkarılmalı görüşü altındaysa şu ayrıntılar sıralanıyor habere dair. Eski CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol, milli konularda işbirliğine ihtiyaç olduğunu söylemiş efendim. Anadol, Erdoğan'ın bir yol haritası açıklayarak toplumu ikna etmesi gerektiğini de belirtiyor. AK Parti kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, Cumhuriyet'in nitelikleri etrafında buluşmak gerektiğini ifade etmiş. Yalçınbayır, tüm görüşlerin yer alacağı bir masa kurulmalı, ittifak geçici bir durum olarak düşünülmemeli, Perinçek devlet katında yer almalı denilmiş. Bu da ilginç bir öneri tabii ki sevgili izleyiciler. Abdullah Gül'de buluştular. Aydınlık Gazetesi'nin bir diğer haber detayı. Ekrem İmamoğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yaptığı "Sesiniz daha çok çıkmalı" çağrısına benzer bir açıklama eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Terör suçundan tutuklu bulunan Demirtaş, Gül'ün ülkedeki hukuksuzluklara karşı daha açık bir tutum sergilemesinin Türkiye demokrasisinin hayrına olacağı kanaatinde olduğunu söyledi. Demirtaş, Gül'ün saygın bir yönetim anlayışına sahip olduğunu da ileri sürmüş Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre. Şöyle bir bakıyoruz efendim. İlk sevkiyat Haziran'da denilmiş. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçaları Haziran veya Temmuz ayında Türkiye'ye getirilecekmiş. F-35'ler konusunda da bilgi veren kaynaklar 4 pilot ve 34 bakım personelinin eğitimlerine Amerika'da devam ettiğini, Kasım'da ilk uçakların geleceğini söylemiş efendim. Aydınlık Gazetesi'nin ilk sayfa haberleri bu şekildeydi sevgili izleyiciler. Ve Diriliş Postası'ndayız. Bir bakalım, Alanya Spor YAS'ta sürmanşete taşınmış bir haber. Kayseri deplasmanından dönen Alanya Sporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural vefat etti deniliyor. Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve spor camiasının da başı sağ olsun diyoruz. Diriliş Postası'nın bir diğer manşet haberi ekonomiyle ilgili sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. Amerika'nın ekonomik darbe girişimine maruz kalan Türkiye, ekonomisindeki hızlı toparlanmanın etkileri görülmeye devam ediyor. Bu bağlamda ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken Nisan ayında %3,4 oranında artarak 84,7'ye yükselmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yılın ikinci çeyreğinden itibaren daha yüksek rakamları yakalayacaklarını belirtiyor. Albayrak ayrıca emeklilere de müjde veriyor sevgili izleyiciler. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin yapılması düşünülen değişiklikten de bahseden Bakan Albayrak şu anda emekli olanların düşük emekli maaşı aldığını belirterek bu değişiklikleri yaparsak emekliler daha fazla para alacak deniliyor. Evet, kıdem tazminatının bir fonda birikmesi ve fona devredilmesi söz konusu bildiğiniz üzere geçen
hafta 1 Mayıs özel programımızda da bunu ele almıştık. Daha önceki programlarımızda da ele almıştık. Bu fonda gerçekten kıdem tazminatı biriktirilecek ve çalışanların lehine kullanılacak ise tabii ki hiçbir sakıncası yok. Ancak fonlara devredilen mali birikimlerin sonraki durumları ve de hangi kaynaklara aktarıldıkları, hangi işler için kullanıldıkları şeffaflığa hiç uymadan çok gizli bir şekilde idare ediliyor. Bence bazı konularda kamuoyunda özellikle ekonomi, emeklilik, memur ve işçi, işveren hakları konularında tüm iktidarların, şu anki iktidarı kastetmiyorum tabii ki, o da işin içinde, tüm iktidarların olabildiğince şeffaf davranması gerekiyor. Olabildiğince şeffaf tablolarla ve de rotalarla, yol haritalarıyla kamuoyunun önüne çıkması gerekiyor. Bu hem muhalefeti engelleyecektir, hem de işveren ve çalışan açısından nasıl bir değişiklik yaratacak, bunun da doğru algılanması konusunda doğru bir kamuoyu algısı yaratacaktır sevgili izleyiciler. Apo'nun Kemalizmi denilmiş. Haberi ben de merak ettim doğrusu. Sabri İşbilen'in bir haberi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, PKK terör örgütünün kurucularından Sakine Cansız için onu terörist olarak görmüyorum sözünden geri adım atmayarak terör propagandası yaptı deniliyor. Haberin devamında Kemalizmin güncellenmesini isteyen İmralı canisi, PKK elebaşısı Öcalan 11 yıl önce gerçek Kemalist olarak kendisini işaret etti. Aradan geçen zamanda PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı terörist olarak görmediğini belirten Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanı yapan CHP, APO'nun istediği çizgiye geldi denilmiş efendim gazetemizin haberinde. Demokratlar İttifakı, CHP MYK'daki siyasi analiz sunumunda 31 Mart'taki başarının sırrına işaret edildi deniliyor. Tabii ki yandaş basının yanı sıra daha serbest kürsüde haber yapan basın haberlerine de yer veriyoruz. Tüm gazeteler bizim için işlenebilir durumda. Çünkü biz sadece elçiyiz. Ne haberi oluşturan, ne haber hakkında bir iddiada bulunan, ne de haberi yalanlayan ya da doğrulayan merci değiliz. Biz sadece bir elçiyiz efendim. Kararlar siz sevgili okurlarımıza aittir. Kamuoyunu bilgilendirmek gibi bir görevimiz var. Sakıncalıysa zaten o gazeteyi bir şekilde ortadan kaldırırlar. Ama milli birliğimize ve de görüşümüze, milli beraberliğimize zarar verecek hiçbir haberin ve de hiçbir ayraçın, hiçbir ayrımın bu beraberlik kitabı arasına bir ayraç olarak konulmasını istemiyoruz. Bugünlerde daha çok birliğe, beraberliğe, daha sağduyulu toplum olmaya oldukça fazla ihtiyacımız var. Belki de tarihte hiçbir dönemde olmadığı kadar ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye sanıldığının aksine ya da söylenildiğinin aksine hep içeride düşmanlıklarla yaşayan, hep hizipçilerle ve de hep hiziplerle yaşayan bir ülke değil. Elbette ki yükselen sesler olacak ya da demokrasinin sıfır noktasında yaşandığı bir ülke değil. Yükselen sesler, yapılan protestolar, dile getirilen basın açıklamaları, bunların hepsi aslında çok sesli sistemin birer parçası. Ancak makul ve uygun platformlarda gerçekleştirilirse, milli birlik ve beraberliğe zarar vermeden gerçekleştirilirse, herkes edebiyle, terbiyesiyle ve belli çerçeveler içerisinde görüşlerini dile getirirse daha anlaşılır olur, mesaj da yerine ulaşmış olur. Doğru ya da yanlış mesaj verenler olabilir tabii ki. Yargıya intikal edenler olabilir, değer bulunanlar bulunmayanlar olabilir. Yani sümme haşa, o bizim görevimiz değil. Bu ülkenin hukuk insanları var, yasaması, yargısı, yürütmesi var efendim. Cumhuriyet gazetesindeyiz. Demokratlar İttifakı, CHP MYK'daki siyasi analiz sunumunda 31 Mart'taki başarının sırrına işaret edilmiş. Neymiş bakalım? Kılıçdaroğlu'na linç girişimi kameralara yansımış. CHP liderine saldırıların yeni görüntüleri ortaya çıkmış sevgili izleyiciler. Taşlı sopalı saldırı sırasında ortada polis görünmezken öldürelim tehditleri duyuluyor. CHP'li Özkoç linç girişimi değil diyenlere daha farklı nasıl olur diye sorarak mağdurun suçlu ilan edilmesi ve saldırganların korunmasına tahammül edilemez görüşünü dile getiriyor. Açık el siyasi partiler arası ittifak, dirsek teması ve diyalogla partiler üstü iletişim dili kullanılmasının başarıya büyük katkı sağladığını da vurgulamış ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel. Sonunda Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde oylarının yüksek olmasına karşın psikolojik üstünlüğün CHP'ye geçtiği ifade edildi. Siyasettir bu efendim, tahterevalli gibi. Zamanda dengeler değişebiliyor. Bunun yansımasını halkta ve toplumda görmek her vatanseverde olduğu gibi bizi de üzüyor ve de üzmesi gerekir tabii ki. Halk tabanında hesaplaşmasın siyasiler ya da
sandık sonuçları halk tabanında bir hesaplaşmaya dönüşmesin lütfen. Siyaset uygun platformlarda yapılması gereken ve koşulması gereken bir yarıştır, bir hizmet yarışıdır aslında efendim. Kim daha üstün, kim daha geriyse, üstün olan üstünlüğünü devam ettirirse, geride kalan da daha fazla çabayla eşitlerse durumu, sonuçta vatana hizmet konusunda her ikisi de yol almış olur. Bizi işin başka bir bölümü hiç ilgilendirmiyor. Ancak gerçek bir devlet adamı ve bürokrasi diliyle, bürokrat diliyle konuşabilmek çok önemli bu devirde sevgili izleyiciler. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan bu hareket esnasında ve de devamında Emniyet Müdürü'nün yaptığı açıklama son derece takdire şayandı ve alkışla karşılanması gereken bir açıklamaydı. Halkı selayete davet etti, sakin olmaya davet etti. Ulvi bir görevi yerine getirmek için buradayız dedi. Onun için kendisini haddimiz olmadan tebrik ediyoruz. Böylesi devlet insanlarına, makam ve mevki insanlarına, ülkemizin, kuruluşların, şirketlerin, toplumun, özel sektöründe, devlet sektörünün de çok ihtiyacı var. Onun için yöneticiler, gerek emniyet müdürleri, gerek belediye başkanları, gerekse kaymakamlar hiçbir siyasi gücün bayrağı olamayacak kadar önemli bir görevin altında ezilmek zorunda kalan insanlardır. O görevin ezikliğini ve de yükünü taşımak zorunda kalan insanlardır. Sayın Emniyet Müdürümüzün o davranışı son derece takdire şayandı. Güneş gazetesindeyiz. Yeniden yapılanma girişimi. Bu neyin motivasyonu askı başlığıyla sunuluyor haber. Manşet haberi Güneş gazetesinde. Şöyle bir bakalım detaylarımıza. 15 Temmuz'dan sonra yürütülen operasyonlarla ağır darbe vurulan ihanet şebekesi son dönemde hareketlendi denilmiş haberde. Yeniden yapılanmanın ilk adresi olarak Çorum'u seçen FETÖ kalıntıları yakayı ele verdi deniliyor. 4 ay süren teknik takibin ardından Çorum merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yeniden örgütlenme çalışması yapan 24 FETÖ'cü gözaltına alınmış sevgili izleyiciler. Özellikle 31 Mart seçimlerinin ardından umutlanan FETÖ'cüler deniliyor. Pensilvanya şarlatanının verdiği şeklinde bir dil kullanılmış haberde yarım kalan darbeyi tamamlayın talimatıyla adeta özgüven patlaması yaşıyor. İşte bu tür haber dillerini de onaylamıyoruz. Bir şekilde haber haber olarak verilmeli diye düşünüyoruz. Evet, Güneş gazetesinin haberleri böyleydi. Evrensel, önce yerellerde sonra alanlarda denilmiş efendim. Ne yaptım ben Ezel? Yine bir şey yaptım değil mi? Vallahi bir şey yaptım ben. Nasıl ben hallederim? Ezel bana talimatlarımı veriyor sağ olsun arkadaşım. Bazen dalgınlıkla ya da elimiz kayabiliyor. Evrensel gazetesindeyiz. Önce yerellerde sonra alanlarda denilmiş manşet başlığımızda. İşçi ve emekçiler gasp edilen hakları ve özgürlük için 1 Mayıs'ta yurdun dört bir yanında alanlarda olacak. İş, emek, özgürlük için metalden gıdaya, camdan petrokimyaya, belediyeye, madenlere kadar çeşitli iş kollarında çalışan işçiler, emekçiler, öğrenciler, kadınlar 1 Mayıs'ta taleplerini haykıracak. İş yerlerinde genel kutlamalara başlayan emekçiler 1 Mayıs günü de krize, iş cinayetlerine, işten atmalara, istismara, gericiliğe karşı kıdem tazminatı, iş güvencesi, cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, özgürlük talepleriyle alanlarda olacaklar. Zaten kıdem tazminatı, iş güvencesi, cinsiyet eşitliği sevgili izleyiciler, nitelikli eğitim, işten atmalara yasal maddelerle dur denilmesi hepsi zaten özgürlük kriterinin ve de klişesinin alt maddelerini oluşturuyor. Onun için çok 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 dikkatli olmalıyız. Ülkemiz üzerinde çok garip ve karmaşık oyunlar oynanıyor son zamanlarda. Tabii ki seçimler, seçim öncesi, seçim sonrası ve seçim sonrası yaşanan bazı sansasyonel olaylarda buna zemin hazırlıyor. Hepimizin tetikte çok dikkatli, çok akıllı, çok uyanık olması lazım. Artık gıybetle uluslararası ilişkiler yönetiliyor gibi bir duruma geldi. Buradan çıkalım, işimize, gücümüze, ekonomimize, eğitimimize bakalım efendim. Onun dışındaki hiçbir şey çalışan, birbirine bağlı olan bir ulusu milli beraberlik ve milli birlik düşüncesi içerisinde davranan bir ulusu yıkacak herhangi bir dış mihrak düşünemiyorum açıkçası. Onun için 1 Mayıs kutlamaları da bu olaylara sakın ha vesile olmasın diliyoruz. Bir hak aramadır yasal çerçeveler içerisinde ve emniyet güçlerinin de katkısıyla, korumasıyla bu eylemlerini gerçekleştirecek arkadaşlarımız
Ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve de mensupları elbette ki yasaların kendilerine tanıdığı bu hakkı kullanırken toplum selayetine ve de huzuruna da aynı zamanda hizmet etmek zorundadırlar. Hak arama bir taşkınlığa dönüşmesin efendim. İki kelime birbirine karışmasın. Aradaki çizgi çok ince çünkü. Bir Gün gazetesindeyiz. Eğitime tedbir aldılar. Lüksten vazgeçmeyen hükümet tasarruf tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini kıstı. Hayda. Eğitimden ve de sağlıktan tasarruf olur mu sevgili izleyiciler? Olamaz değil mi? Mümkün değil. Bir devletin alabileceği en son önlem ve tedbirdir bu. Eğitimin ve sağlığın tam tersine öne açılmalı. O kadar çok gereksiz harcama var ki. Yani herkes makam aracından vazgeçse Finlandiya ile bile yarışır Türk eğitim sistemi zihniyet açısından. Devletin tüm kademelerinde lüks harcamalar son sürat devam ederken, evet devlet lale devrini yaşarken yani kısacası sevgili izleyiciler, Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden 2 milyar TL kesinti yapılmış. Burs kesintileri 20 milyon liraya ulaşmış. Acaba bu gelecekte neyin tedbiri çok merak ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılına ilişkin açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden de milyarlarca liralık kesinti gerçekleştirildi. Hükümetin 2018'in son çeyreği için öngördüğü 35 milyar TL'lik tasarruf ve gelir artırıcı önlemleri uygulamaya koyacağını açıklamasının ardından Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan Strateji Geliştirme Başkanlığı tasarruf edilecek ve kalemleri içeren bir yazı hazırlamış. Yani eğitimin neresinden tasarruf edeceksiniz? Zaten paralı eğitime doğru kaydık. Ne yapılacaklar, ne düşündüler? İleride bunun da ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. 103 milyonluk yardıma makas. Buna göre ilkokul, lise, İmam Hatip Ortaokulu ve lise öğrencilerine verilen burslardan 2018 yılında yapılan kesinti tutarı toplam 20 milyon TL'ye ulaştı. Hazırlanan rapora göre 2018'in ilk yarısının sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10,5 milyar TL'lik bütçesinin 2 milyar TL'si tasarruf gerekçesiyle kesildi. Aslında bu gerçekten kesinti mi bunu da bilmiyoruz. Belki birilerine zamanında fazlaca ve fütursuzca dağıtılan bazı hizmetler ve mali bedeller vardı. Artık taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ya da gidişattaki memnuniyetsizlikler bunları geri çekmeyi gerektirdi. Belki de basına kesinti diye yansıdı. Belki de bu kesinti başka bir şeyin tedbiridir. Öyle düşünmek istiyorum. Tanzim çadırlarının borcu halka kaldı. Bu bugün görsel basında, ulusal basında, radyolarda ve de televizyon haberlerinde ekranlara yansıyan savunmadan sonraki ve çocuk tacizlerinden sonraki ikinci, üçüncü haberdi. Evet, Tanzim çadırlarının borcu neden halka kaldı? Tarım Bakanlığı Bakanı Pakdemirli, Tanzim satışların zararını soran önergeye yanıt verememiş efendim. Girgin seçim rüşvetini milletin cebinden ödediler, zararı da gizliyorlar tepkisini vermiş. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi vermiş. Girgin önergesinde İstanbul ve Ankara'daki tanzim satışın yol açtığı kamu zararını ve bu zararın karşılanacağı kurum ve kuruluşları sormuş efendim. Önergesi meclis iş tüzüğü gereği zamanında yanıtlanmadığı için iade edilen Girgin, hükümeti şu sözlerle de eleştiriyor. 1 Nisan günü çadırların kapatılması ve bu uygulamanın seçim rüşveti olduğu iyiden iyiye ortaya çıktı. Şimdi bunu bir herhangi bir muhalefet partisinin, üyesinin, çalışanının, milletvekilinin ya da yetkili bir merceğinin söylemesine gerek yok. Evet, madem vatandaşı düşünüyordunuz, hangi iktidar olursa olsun bunu söylerim. Ben de bir halk çocuğuyum yani, işçi memur çocuğuyum değil mi? Ben de bir çalışanım. Hepimiz kıt kanaat geçinen, onuruyla, haysiyetiyle ayakta kalmaya çalışan insanlarız. Madem halk yararını bu kadar düşünüyordunuz, halkın ucuz gıda tüketmesini bu kadar düşünüyordunuz ve tanzim satış noktaları açtınız, niçin seçim süresince verilen bir rüşvet gibi algılanmasına sebep oldunuz bunun? Yani bu iddia aslında bir görüş değil, bir sonuç. Çünkü gerçekten böyle davranıldı. Ne istiyorsunuz, ne söylemeye çalışıyorsunuz Leyla Hanım diyecek olursanız, devam etmesini isterdim tabii ki. Fakir bir ulusuz çünkü. Elbette ki devam etmesini isterdim. Vatandaşın yararına olan bir şeyi devam
bir şeyin devamını dilememek gibi, yapılmasına sekte vurmak gibi bir amacımız olabilir mi? Mümkün değil. Bence halkın yararına olan bir düşünceydi, iyi de bir uygulamaydı. Tanzim çadırlarının devamını istiyoruz tabii ki. Neden istemeyelim? Hürriyet gazetesi, telefonda S-400 önerisi üst manşetiyle bugünkü baskısını gerçekleştirmiş Hürriyet gazetesi sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada görüşmeyle ilgili olarak şöyle denilmiş efendim. İki lider Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini yeniden gündeme getirmiştir denilmiş. Amerika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın San Diego kentinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıdan dolayı Trump'a da başsağlığı dilemiş ayrıca. Futbol dünyası yasta, aynen öyle. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir rüya kabusa döndü deniliyor. Joseph Sural, şoför uyuduğu için devrilen aracın kopan kapısından 10 metre fırlayarak yaşamını yitirmiş. Joseph Sural'ın küçük kızı Melissa Dönis'i daha 2,5 ay önce kucağına almış. Kayseri deplasmanından dönen Alanya sporlu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüsün yaptığı kazada Çek futbolcu Joseph Sural 29 yaşında hayatını yitirdi. Devre arasında takıma dahil olan ve 2,5 ay önce bebeği dünyaya gelen Sural, ailemle Alanya'da yaşamanın ne kadar güzel olacağını düşünerek buraya geldim demişti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Müteahhit depremleri, özellikle İstanbul'un çatlayan caddeleri, sokakları, parkları neden çatlıyoruz diye soruluyor. Bütün haber bültenlerinde en baş haber olarak yer alıyor dünden beri. Neden sorusunu sormak biraz abesle iştikal oluyor. Sancaktepe, Esenyurt, Kağıthane ve İstanbul'un genelinde yaşanan, özellikle de Fikirtepe'de yarım kalan projelerin yol açtığı riskler konusunda da dikkat çekiliyor. Şehircilik Bakanlığı İstanbul'da yılbaşından bu yana 10 istinat duvarı çökünce harekete geçmiş efendim. Bakanlık riskli inşaatları belirleyip sorunu çözecek, masrafları da müteahhit ödetecek deniliyor. Biz hala işin bu aşamasındayız. Neden bu kadar kalitesiz zemin çalışması yapılıyor bizim ülkemizde? Neden asfaltlama ve de kaldırımlama konusunda, orta refüjler konusunda, kaldırım sistemi konusunda, engelli puntoları konusunda neden bu kadar zayıfız? Niçin bazı şirketlere peşkeş çekiyoruz, bu tür imkanları da kalitesiz işleri pahalıya yaptırıyoruz, soruları sorulması gerekirken asfaltlama kalitesi, beton kalitesi, parke kalitesi, park kalitesi ve daha çok çocuk oyun alanlarındaki, basketbol sahalarındaki, voleybol ve tenis sahalarındaki derin çatlakları konuşmak yerine bunu hangi firmaların yaptığını ya da hangi firmalara hiç olacak bir iş için ne kadar para ödendiğini konuşsak çok daha yerinde olacak diye düşünüyorum sevgili izleyiciler, haddim olmadan. Milat gazetesindeyiz, çalışma grubu önerisi. Başkan Erdoğan telefonla görüştü Amerika Başkanı Trump'a. Rusya'dan alacağımız S-400 füzeleriyle ilgili çalışma grubu kurulması önerisini getirmiş efendim. Yine Milat Gazetesi'nin manşetinde yer alan bir haber bu. Şaibeli seçimle ilgili karar anı yaklaştıkça paniklediler görüşü yer alıyor Milat Gazetesi'nin manşetinde. CHP'de Yüksek Seçim Kurulu korkusuyla verilmiş efendim bu haber. Milli Gazete'deyiz. Ucuz eti tedarikçi yiyecek. 4 Nisan'da sona eren, affedersiniz, ucuz et uygulaması Ramazan ayı dolayısıyla yeniden başlatılmış sevgili izleyicilerimiz ve de dinleyicilerimiz. 3 zincir markette satılacak ucuz eti yine Et ve Süt Kurumu üzerinden aracı firmalar verecekmiş. Nisan ayından önceki uygulamada tedarikçi firmaların ESK'dan aldıkları kaliteli etleri marketlere vermeyerek büyük bir vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı sevgili izleyiciler. Haberde bu konuya da değinilmiş. Ucuz ette gıda kodeksine aykırı hileli ve yağlı etleri marketlere verdikleri tespit edilen aracı firmaların yeniden devreye alması dikkat çekmiş efendim. ESK neden doğrudan tedarik etmiyor? Daha önceki uygulamadaki rant kapıları da haberde yine dile getiriliyor. İşte hani tuzlu yalım da kokmasın denilir ya, ama bazı durumlarda da öyle naçar kalırsınız ki tuzumuz da kokmuş dersiniz. Aynı öyle bir durum sevgili izleyiciler. Milliyet gazetesindeyiz. Dünyada 10 milyon mağdur çocuk var. Rakamlar korkunç. Göç idaresi yetkililerine göre
dünyada 40.3 milyon insan ticareti ve mağduru var. Bunların %25'ini ne yazık ki çocuklar oluşturuyor sevgili izleyiciler. Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından düzenlenen İnsan Çocuk Ticareti ile Mücadele Konferansı'nda Güç İdaresi ve Aile Bakanlığı yetkililerinin çocuklarla ilgili yaptığı sunum oldukça dikkat çekmiş. Güç İdaresi yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre az önce verdiğimiz rakamlarda insan ticareti mağduru ve bunların %25'ini de 40.3'ünde %25'ini çocukların oluşturduğu yönünde haber ayrıntısı sunuluyor Milliyet Gazetesi'nde. Orta Doğu Gazetesi'ndeyiz. İstanbul çatır çatır çatlıyor. Kimlerin cebi banknot para dolduysa buralar yapılırken efendim o sebeple çatlıyor. Ancak bakıyoruz ki ilk sayfa haberlerimiz süremiz de azalıyor. Diğer gazetelerimizle aynı olduğu için hemen gazetemizi geçiyoruz. Posta Gazetesi'ndeyiz. Babasızlığın fotoğrafı, Alanya sporlu 7 yabancı futbolcuyu Kayseri'den Alanya'ya götüren minibüsün sürücüsü direksiyonda uyudu deniliyor Posta Gazetesi'nin manşet haberinde. Minibüs yoldan çıkıp sürüklendi. Kazada Çek futbolcu Josef Sural araçtan fırlayarak hayatını kaybetti. Hastanede sürekli babasını soran 4 yaşındaki Melisa herkesi ağlattı deniliyor. Spor camiasının yakınlarının başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesi aranıyor. Evet. Antalya'daki oyuncak müzesinde sergilenen bir bez bebeğin saçının 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin kurduğu Yahudi toplama kampı Auschwitz'te öldürülen yüzlerce kız çocuğundan birine ait olduğu ortaya çıkmış sevgili izleyiciler. DNA testi yapmak için saç telinden alınmış test sonucu öldürülen çocuğun ailesine 78 yıl sonra ulaşılacakmış. 1,5 milyon çocuk öldürülmüştü biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin katliamında özel izin aldılar deniliyor. O çocuğun saçını bu bebekte kullanmak için ancak DNA testine sokulması için de yine bir tutam saçı resmiyet önünde teslim almış efendim görevliler. Evet şu ana kadar bir habere rastlamamıştım ya da benim gözümden kaçtı. Sabah duyduğum ve üzüldüğüm bir haberdi. Dilberay'ı kaybettik. Türk Halk Müziği sanatçısı Dilberay 63 yaşında akraba ziyareti için gittiği Ankara'da yaşamını yitirdi. Kalp krizinden dolayı hayatını yitirdiği belirtiliyor haberde. Sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti denilmiş. Dilberay'ın cenazesi Düzce'de toprağa verilecek denilmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sanat camiasının ve yakınlarının başı sağ olsun efendim. Şahsına münhasır bir sanatçıydı. Evet, şahsına münhasırdı. Olduğu gibi kendini olabildiğince geliştirmeye çalışan ama asla değişme çabasında olmayan bir sanatçıydı. Kendi sanatıyla kavrulup giden bir sanatçıydı. Kimseye de zararı yoktu. İyi bir kadın sanatçıydı. Dürüsttü, mertti. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin de, ailesinin de, sanat camiasının da başı sağ olsun efendim. Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıkmış. Saldırganlar böyle bağırıyorlardı. Taş, sopa, demir, bıçak, keser, yumruk. Kullanılan linç girişimi esnasında kullanılan ayrıntılar olarak sunulmuş haberde sevgili izleyiciler. Bu kadar suç var, bir tutuklu yok denilmiş. Ayrıca Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında Sabri Uzun'un tutuklanmasını bir de böyle okuyun deniliyor. Yıl 2010 FETÖ Uzun, Cumhuriyet ve Sözcü'yü hedef aldı. Yıl 2019 Uzun ve Cumhuriyet hapiste Sözcü yargılanıyor denilmiş. Sözcü Gazetesi kendi içine dönen bir haberle ilk sayfasını süslemiş efendim. Star Gazetesi'ndeyiz. Şehitlerimizin intikamı alındı deniliyor. Son operasyonlarda 154 terörist öldürüldü. Hakkari Çukurca'da 20 Nisan'da 4 Mehmetçiğimizin şehit olduğu hain saldırının ardından bölücü örgüte ağır darbe vuruldu. Irak'ın ZAP bölgesine yapılan hava harekatında onlarca terör yuvası yerle bir edildi denilmiş efendim Star Gazetesi'nin manşet haberinde. Yerli motor ateşlendi. Türkiye Gazetesi'nin haberi bu. Türkiye'nin ilk milli turbojet motoru zorlu testleri geçti. Önce füzelerde sonra uçaklarda kullanılacak denilmiş. Hadi bakalım inşallah. Bağkurlu'ya müjde. Üst manşette sunuluyor. 9000 gün yerine 7200 günde emekli olabilecekmiş Bağkurlu olan vatandaşlarımız. Ekonominin bel kemiği esnaf ve sanatkarlar için yeni düzenleme yolda denilmiş Türkiye Gazetesi'nin haber devamında. 5 yıl erken emeklilik müjdesi veriliyor. Evet bu düzenlemeler yolda. SSK
SSK ve Bağkur kapsamındaki sigortalıların emekli olabilmeleri için aranan prim gün sayısı eşitlenecekmiş sevgili izleyiciler. Bu adım sayesinde Bağkurlular yaklaşık 1800 gün daha önce emekliliğe hak kazanacaklar denilmiş. Bazı haberler o kadar karmaşık ve o kadar şeffaflıktan uzak ki şu haber, şu cümle: SSK ve Bağkur kapsamındaki sigortalıların emekli olabilmeleri için aranan prim gün sayısı eşitlenecek. Kiminki kime eşitlenecek, onları da bir açıklamak, haber yapmak değil, haberi haberle bilgilendirmektir esas olan. Soğanı, kuru soğanı çok pahalıya yiyoruz. Hani demiştik ya bir ara, yiğit muhtaç oldu kuru soğana türküsünün kulaklarını çınlatmadan duramıyoruz diye. Soğan halde 75 kuruşmuş sevgili izleyiciler. Türkiye Gazetesi yan süründe bunun belirtmesini yapmış zaten. Ve Yeni Çağ Gazetesi ile haber yolculuğumuza devam ediyoruz. Türkiye tuzağa sürükleniyor manşetini kullanmış Yeni Çağ Gazetesi bugünkü baskısında. Tantan ekonomideki çöküşe dikkat çekerek Türkiye düğünü umumiye gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir uyarısında bulunmuş. Köleliğe mahkum etmek ve 90 yıllık kazanım satıldı dip başlıklar altındaysa şu ayrıntılar sunuluyor habere dair. Yurt Partisi lideri Saadettin Tantan, BOP'un gizli hedefi üretim seferberliğinin, yatırım seferberliğinin çökertilmesi, insanları cahil ve yoksul bırakmak, köleliğe mahkum etmektir dedi. Türkiye'nin 90 yıllık kazanımlarını satmak zorunda bırakıldığını da vurgulayan Tantan, bütün altyapıların yabancıların eline geçmesi için tuzağa sürükleniyoruz tespitini yaptı. Evet, bu tür iddiaları birçok yetkili ağızdan duyuyoruz. Umarız sonuç böyle olmaz sevgili izleyicilerimiz ve de dinleyicilerimiz. Akdeniz, Ege ve Malatya'da depremler denilmiş Yeni Çağ Gazetesi'nin ilk sayfasında. Akdeniz'de dün 4,8 ve 3,8 büyüklüklerinde ard arda iki deprem meydana geldi. Edremit Körfezi'nde de 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Malatya'nın Arguvan ilçesindeki 3,2'lik depremde de herhangi bir can kaybı ve hasar olmadı. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Şöyle bir baktığımızda ilk sayfa manşet haberini görüyoruz. İstanbul seçimleri için emsal olabilir. Şaibeli görevli iptal nedeni, İstanbul seçimiyle ilgili kararın bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor sevgili izleyiciler. Seçimin iptali için başvuran AK Parti'nin hukukçuları, Yüksek Seçim Kurulu'nun şaibeli sandık görevlileriyle ilgili önemli bir karara ulaştı. Siirt'in Kurtalan ilçesi için alınan 5 Mart 1999 tarihli kararda usulsüz atanan görevliler için iptale sebebiyet verebilir deniliyormuş haberin devamında. Şöyle bir baktığımızda Yeni Şafak gazetesinin evet ilk sayfa haberleri hemen hemen değerlendirdiğimiz ve geride bıraktığımız haberlerimizle aynı diye düşünerek vakit kazanmak açısından geçiyorum. Kumpasçı müdürün hap villası, Akşam Gazetesi'nin haberi. Firari Veli Özdemir'le kardeşinin Zekeriya Köy'de kiraladığı villada 13 kilo ekstasi ele geçirildi deniliyor. Evde Özdemir'in parmak izleri de bulundu denilmiş efendim. Depoda zehir zulası ve veri tabanını silindiğine dair alt bilgilerde yer alıyor haberin devamında. Karar Gazetesi ile devam ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda domates kalkanını füze bile yıkamadı denilmiş. Hep birlikte göz atalım haberimize sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir baktığımızda ayrıntılarımıza, S-400 antlaşması Batı bloğunda tansiyonu yükseltirken Ankara ile Moskova arasındaki domates krizi füze gündemini aratmadı denilmiş. Türkiye ile milyar dolarlık mutabakata varan Rusya, Türk domatesine bir türlü vize vermiyor. Geçen hafta 40 ton ürünü iade eden Ruslar, bu kez de bizden et almazsanız domates almayız şartını masaya koydu. Garip bir pazarlık tabii ki. Etimiz de vardı, domatesimizi alacak ülkemiz de çoktu. Ama neden bu kısır döngüye sokuldu ülke? Neden bu durumdayız? Ve niye el birliğiyle bu sona yürütüldük? Hayvancılıktaki politikalarımızla, tarımdaki tutarsız politikalarımızla gerçekten bir değil, birkaç, hatta birkaç yüz bin soru işareti koymadan edemeyeceğiz kamuoyu için açtığımız soru işareti havuzumuza sevgili izleyiciler.
Bir müjde de var aynı zamanda sağlık sektörüyle ilgili, sağlık konusuyla, dünyasıyla ilgili. Eklem hastalıklarının tedavisine yerli ilaç müjdesi var. Dünyaya yöntem değiştirtecek Türk buluşu başlığıyla verilmiş Karar Gazetesi'nde haber. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden bilim insanları eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve deniz ürünlerinin kabuğundan elde edilen glukozamini frenk üzümüyle üretmeyi başarmış efendim. Kanıtlanmış en etkili yöntem olarak sunulan glukozamini ciddi yan etkileri olduğunu belirten Profesör Doktor Metin Bülbül, sıvı olarak ürettiğimiz ürün kimyasal içermiyor ve tamamen bitkisel dedi. Yerli eklem ilacına ilk sipariş ise Japonya'dan geldi. Tabii ki Japonya'dan gelecek. Dünya kozmetik ve de ilaç sanayinin altyapısı Japonya'da çalışılıyor. Ve her icada sahip çıkar Japonya, almak ve daha çok geliştirmek için. Ne yaparsanız bilemiyorum artık yani. Evet, basın yolculuğumuz da böyleydi. Bugünkü programımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını da yayınladığımız için biraz vaktimizi fazlaca kullanmış olduk. Yerel haberlerimizi yarın ele alalım arzu ederseniz. Sevgili konuğumuz, makyöz ve güzellik uzmanımız Seden Tanış'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Televizyonları başında bizi izleyen, haberlerimize kulak veren, radyolarını açarak, kapalı tutmayarak sesimize kulak veren, yine sosyal medya üzerinden bizi takip eden tüm izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugünkü yol arkadaşlıkları için Nisan ayının son günündeyiz. Bugün 30 Nisan. 30 Nisan'ın benim için çok ayrı bir yeri var. Sevgili evladımın doğum günü. Onu çok seviyorum. Bütün kız çocuklarının ayaklarına taş değmesin diliyorum. Allah'ım akıl, ruh, beden sağlığı nasip etsin bütün evlatlarımıza. Ve hiçbir anne babayı evladının acısıyla denemesin. Anne baba olmak bir artıymış gibi bahsediyoruz ama anne baba olmayan insanların da hayata, insanlara ve çocuklara aynı sevgiyle bakmalarını diliyoruz. Elbette ki çocuk tacizlerinin, suistimallerinin son bulmuyor olması her şeyden önce bir çalışan olarak ama bundan da daha öte bir anne olarak, bir kadın olarak, bu toplumun bir ferdi olarak içimi acıttığını söylemek istiyorum. Anne baba olan olmayan herkes bir başkasının çocuğuna aynı ciğerle, aynı gözle bakabilirse eğer toplumdaki bu sorunların hepsi çözülecek diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz vicdanımıza bir yerde rastlarsanız efendim, toplumsal vicdanımıza bir yerde rastlarsanız lütfen bir mendilin arasına koyunuz, bize getiriniz olur mu? Bizlerle de paylaşınız. O vicdanı görmeye çok ihtiyacımız var çünkü. Sevgiyle kalın. Yarın yine Leyla Pakyöse ile gündem programı için saat 11 ile 1 arası karşınızda olacağız. Mikrofonlarda olacağız. Kameralar karşısında olacağız efendim. İyi haberlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Evladım, iyi ki doğdun. Hoş geldin.